Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve emekli sandığı maaşları netleşti. 4A, 4B, 4C emeklilerinin maaş hesaplama tablosu. Emekli maaşlarına yapılan zam oranları açıklandı. 10.000 liradan 13.000 liraya kadar maaş alan emekliler, yeni zamlı maaşlarını hesaplamaya başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerine ne kadar zam yapıldı? İşte ayrıntılar. 2024 Temmuz Aralık dönemi için emekli maaşlarına %24,73 oranında zam yapıldı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine dayanan bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıktı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri zamlı maaşlarını hesaplamaya başladı. TÜİK verilerine göre belirlenen %24,73'lük enflasyon zammı emekli maaşlarına yansıtıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın koordinasyonunda yapılan bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 Türk Lirası olarak belirlendi. Dul ve yetim maaşları da bu artıştan faydalandı. Dul ve yetim maaşlarına yapılan zam oranları da açıklandı. Hissesi %75 olan dul ve yetimler 9.375 Türk Lirası, %50 hissesi olanlar 6.250 Türk Lirası, %25 hissesi olanlar ise 3.125 Türk Lirası maaş alacaklar. Emekli maaşları hesaplanırken kök maaş ve taban maaş uygulamaları kullanılıyor. Kök maaş, temel maaş tutarıdır, taban maaş uygulaması ile hazine desteği sağlanır. Eğer kök maaş taban maaşın altında kalırsa, hazine desteği ile bu fark kapatılır. Ocak ayında yapılan artışta taban maaş 10.000 Türk Lirası olarak belirlenmişti, yeni zamla birlikte bu rakam 12.500 TL'ye yükseltildi. 10.000 Türk Lirası maaş alan bir emeklinin maaşı, %24,73 zam ile 12.473 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde 10.500 Türk Lirası maaş alan bir emekli 13.098 Türk Lirası, 11.000 Türk Lirası maaş alan bir emekli 13.723 Türk Lirası, 11.500 Türk Lirası maaş alan bir emekli 14.348 Türk Lirası, 12.000 Türk Lirası maaş alan bir emekli 14.973 Türk Lirası, 12.500 Türk Lirası maaş alan bir emekli 15.598 Türk Lirası ve 13.000 Türk Lirası maaş alan bir emekli 16.223 Türk Lirası alacak. Kök maaş, emeklinin aylık tutarı ve ek ödeme tutarının toplamıdır. Toplam emekli maaşı ise, bu tutara hazine desteği ve varsa kesintilerin eklenip çıkarılması ile hesaplanır. Detaylı hesaplamalar ve tüm merak edilenler e-Devlet üzerinden erişilebilir.